Aralık'ın 15'i 16'sı tarihlerinde siz değerli medya ve basın mensupları ile bir araya gelerek geçirdiğimiz yılın üzerinde değerlendirmelerde bulunuyor, görüşlerimizi sizlerle paylaşıyorduk. Ancak birkaç yıl içerisinde bunu yapma imkanı değişik sebeplerden dolayı mümkün olamadı. Şimdi 2018 yılının ilk ayında sizlerle birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Ayrıca burayı şereflendirdiğiniz için de hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyorum. Muhterem basın mensupları ve medya temsilcileri, bugün burada belli konular üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşlerini sizlere bir basın toplantısı muhtevasında aktarmak yerine karşılıklı görüş alışverişiyle, bir başka anlamıyla da soru cevap şeklinde de olsa değerlendirmek daha yararlı olacaktır kanaatindeyim. Basını çok yakından takip eden kişileriz. Türkiye'de ve dünyada ne oluyor? Medya ve basın aracılığıyla öğrenme şansına sahibiz. Dolayısıyla düşüncelerimizi de basın ve medya aracılığıyla kamuoyuna aktarmak mecburiyetindeyiz. Bunun dışında da herhangi bir imkan gözükmemektedir. İşte basınımızın ve medyamızın çok değerli ve kapsamlı tartışmalarını da bir siyasetçi olarak takip etmek ve bütün siyasetçilerin de takibinde yarar olduğu düşüncesiyle Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde dış politikada ve iç politikadaki bazı gelişmelerde tespitlerin doğru, bazen haksız, bazen aşağılayıcı, bazen de yanlış yorumlarla Milliyetçi Hareket Partisi'ni küçültücü ve karalayıcı üsluplara da şahit oluyoruz. Anında cevap verme imkanı her an mümkün olmuyor. Olsa da o toplantının havasını bozmamak için de arkadaşlarımıza tavsiyemiz sabırlı olmalarıdır. Günü geldiği zaman eğer bir imkanınız olursa cevaplandırma ihtiyacı duyabilirsiniz diyoruz. Ancak benim şahsi tespitim odur ki birçok yanlış bilgi akışı var. Haksız değerlendirmeler var. Gerçekleri belirten konuşmalar var. Ama bazen de olayları saptıran konuşmalar olmaktadır. Şimdi burada bulunan, bu güzel sofrayı şereflendiren arkadaşlarımız olarak aklınızda ne varsa, neyi merak ediliyorsa, kamuoyunda bir takım değerlendirmelerde neresi doğru, neresi yanlış, hangi kanaatteyseniz onu açıklıkla sormanızı, samimi, dürüst ve ilkeli bir üslupla cevap vermeyi tercih etmekteyim. O bakımdan sözü sizlere bırakıyorum. Her şeyi sorabilirsiniz değerli arkadaşlar. Televizyonlardaki yanlış tartışmalardan bazılarınız haberdar oluyorsunuz, bazılarınız da program yönetiyorsunuz. Oralardaki tartışmalar sabitleşmiş şahsiyetlerle yapıldığı için zaman zaman bu şahsiyetler artık bilgiyi nereden alırlar, Milliyetçi Hareket Partisi ile diyaloğu nasıl kurarlar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşlerini hangi gerçeklik içerisinde kavrarlar, orasını bilemiyorum. Ama 2010 2018
18 yılı siyaseten çok hareketli olacaktır. Bir defa siyasi partilerin özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin büyük kurultay süreci bu yıl içerisinde yaşanacaktır. Belki de 2018 yılının yarısına kadar süre içerisinde siyasi partiler büyük kurultaylarını tamamlayacaklardır. Büyük kurultaylarını tamamlamış olan siyasi partiler kurultayda önemli hedefler ortaya koyacaktır. Türkiye'yi ve dünyayı yorumlamanın gayret içerisinde olacaklardır. Ve kurultay sonuçlarının netleşmesinin hemen arkasından Türkiye'nin siyasi gündemi olan üç konu üzerinde faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Bunlardan bir tanesi yerel yönetimler seçimidir. Eğer bugünkü takvime baktığımızda bunun günü 30 Mart 2019'dur. Diğeri ise Cumhurbaşkanlığı seçimi ve eş zamanlı olarak da milletvekilliği genel seçimleridir. Bunun da tarihi 3 Kasım 2019'dur. Bir başka ifadeyle konuyu tekrar ele aldığımda partiler kurultaylarında bu üç olayı yorumlayacak, hazırlıklarını yapacak, faaliyetlerini düzenleyecek ve 2019 yılına kendi ilkeleri, ideolojileri, dünya görüşleri çerçevesinde yorumlar getirecek ve 2019 yılının 3 Kasım'ında Türkiye yeni bir dönemin başlangıcı olarak bütün kurum ve kurallarıyla işler bir konuma gelecektir. Yani demokratikleşme mümkündür, normalleşme mümkündür, istikrar mümkündür ve Cumhuriyet döneminin önemli bir bölümüyle yöneltilen parlamenter sistem yerine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye yönetilecektir. O bakımdan yoğun bir siyasi ortamın başlangıcındayız. Kafalarımızda çok sorular vardır. Farklı yorumlar vardır. Kişilerin kendi tespit ve görüşleri sanki partilerin görüşleriymiş gibi emrivaki takdimler vardır. Bütün bunların hepsini giderebilmek için sizlerden istirhamım, her şeyi net olarak sorun. Burada ne cevap veriyorsam inanın ki Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsımın görüşü de odur. Onun haricinde farklı yorumlara girmek ihtiyacını kimse hissetmemelidir. Ve bundan sonra da öyle olacak diye düşünmekteyim. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum ve sözleri size bırakıyorum. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Efendim öncelikle çok çok teşekkür ederiz davetiniz sebebiyle. Açık sorun dediğiniz için Cumhurbaşkanı henüz ittifak görüşmelerinin başlamadığını biliyoruz. Ama Cumhurbaşkanı'nın uçakta önemli bir ifadesi oldu. Kimse sürece limon sıkmasın, konu liderler bazında değerlendirecek dedi. Bunun için bir görüşme kafanızda takvimlendirmesi var mı? Karşılıklı nasıl bir adım süreci izlenecek? İkinci sorum da bu konuyla ilgili olarak. Aslında en çok konuşulan konu şu, sizin bir Cumhur İttifakı ifadeniz var, bir çalışma yapılacak belli ki karşılıklı. Ama acaba MHP ilk turda kendi adayını, Cumhurbaşkanı adayını çıkaracak mı? Yoksa her ne uzlaşmaya varılırsa varılsın çıkarmayacak ve Erdoğan'ı mı destekleyecek? Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sualiniz
büyük oranda basınımızın yapmış olduğu tartışmalar ve MHP hakkında vermiş olduğu hükümleri kapsayan bir sual. Bunun çok net ifade edilmesi gerekiyor. Onun için size teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak şu an Adalet ve Kalkınma Partisi, Sayın Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'le ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Ancak kamuoyunda tartışılan konular dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündemine veya bizim gündemimize de düşmektedir. Onun için bu konuyu ileriki günlerde arzu ediliyorsa bir görüşme talebi olduğu takdirde görüşülür. Olmadığı takdirde biz inandığımız konular üzerinde görüşlerimizi tekrarlayarak Türkiye'nin istikrarlı bir ortama kavuşması açısından yükleneceğimiz sorumluluğu yerine getirme gayreti içerisinde olabiliriz. Değerli basın mensupları, 12 Eylül ara rejimi sonrası veyahut darbe sonrası Türkiye'nin yeniden siyasi yapılanma sürecine girdiği ortamda seçim mevzuatı üzerinde görüşmeler olmuş ve bazı kararlar oluşmuştur. Bunu sözün başlangıcı olarak hatırlatmakta yarar görüyorum. Arzulanan neydi? Arzulanan 12 Eylül ruh ve felsefesini devam ettirebilecek bir siyasi yapının oluşması amacıyla bu düşünülmüştür. Bir matris düşünün. Matrisin dikey kısmında 1977 yılının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen partilerin adları yazılı. Bu Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Yatay kısmında ise bilinen ve Türkiye'de uygulanan seçim sistemleridir. Zannediyorum 12 Eylül yönetiminin sorusu şu olmuştur. Kamuoyunda bu da tartışılmıştır. Ve doğruluk payı da çok yüksek olarak görülmüştür. Denmiştir ki biz Türkiye'de yeni bir 12 Eylül ruhuna uygun, felsefesine uygun bir siyasi yapı düşünüyoruz. Bu yapının oluşabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partiler veri kabul edilerek Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışında iki partili bir parlamenter sistem nasıl olur? Bunu gerçekleştirecek olan seçim sistemi ne olmalıdır? Zannediyorum uygun buldukları çalışmaları ilgili kişilerle yapmışlardır ve sonucunda Türkiye genelinde %10 barajı, seçim çevrelerinde ise %20 ile 25 barajı öngören çift barajlı bir barajlı don sistemi uygulamasına geçilmiştir. Buradaki sonuç itibariyle de Türkiye'de Adalet Partisi veya o düşüncenin çevreleriyle beraber kapsayacak tarzda bir yapı olarak Milliyetçi Demokrasi Partisi'ni, gelişen sol hareketleri temsilen ve yıllardan bu yana köklü bir geleneği olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni de içine alacak tarzda Halkçı Parti'yi öngören bir çalışmanın arzusuyla bunlar yapılmıştır. Ama siyaset her zaman masa başında istenilen şekilde planlanmış olsa uygulamada çok farklı değerlendirmelere muhatap olmaktadır. Bu arada 12 Eylül yönetiminin kadrosunda bulunan
bir şahsiyet, merhum Turgut Özal Bey, bir Anavatan Partisi'ni kurmak suretiyle siyasi hayata girmiştir. Netice itibariyle bir seçim sonucu elde edilmiştir. Bu seçim sonucunda beklenilen Milli Selamet ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışında kendilerinin adları değişik olmakla beraber kapsamları aynı olan partilerle bir sonuç alma gayretine girilmiştir ve sonuç alınmıştır. O zaman %10 barajı çok yüksek görülmüştür. Yüksek %10 barajının yanında seçim çevrelerinde de 20 ile 25 gibi çok ağır baraj konmuştur. Türk siyasi hayatında demokrasi anlayışı içerisinde siyasi partilerin oluşumuna yol verirken oluşmuş siyasi partilerin hayatlarını belirleme noktasında da kısıtlar getirilme gayret içerisine girilmiştir. Ve bu Türk siyasetinde eğer siyaset bilimciler yorumlarlar ise çok değişik sonuçlar elde edildiği görülecektir. Böyle bir durum karşısında partiler büyük oranda parlamentoda temsil edilememişlerdir. O zaman birçok arayışlar olmuştur. Hatta seçim beyannameleri ilk incelendiğinde birçok parti barajın aşağıya çekilmesi konusunda vaatlerde bulunmuşlardır. Kimisi Batı demokrasilerini örnek göstererek %5 ile %3 olabilir. Kimisi bu hal böyle kalırsa daha iyi olur. Kimisi de biraz daha yumuşatılması lazımdır şeklinde yaklaşılmışlardır. İşte bu gerçek karşısında parlamentoda temsil edilen partiler beklenilen sonucu verememiştir, toplumu kucaklayamamıştır. Toplam seçmenin en az %20'si civarında parlamento dışında temsil kabiliyetini kaybetmiştir. Bu çok tartışılmıştır. Hala da o noktadan itibaren tartışmalar devam etmektedir. Böyle bir durum karşısında partiler çok farklı arayışlara girmişlerdir. Mesela bir parti çıkmıştır. Ben %10 barajı aşamam. Özellikle de %20-25 seçim bölgelerinde ağırlığımız olmakla beraber oradan sonuç almış olsak da %10 barajına takılabiliriz diyerek kendilerinin çalışma disiplini içerisinde bağımsız adaylar göstermek suretiyle Türkiye'nin birçok bölgesinde bağımsız adaylarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmişler ve o günkü şartlarda da grup kurabilecek bir niteliğe de kavuşmuşlardır. Daha sonra da bu böyle olmuştur. Ama bu arada yasada yeri olmayan bir arada hareket etme yönüyle ve öndeki engelleri aşabilme amacıyla partiler bir ittifak kavramı üzerinde çalışmaya başlamışlardır. İşte 91 yılındaki ittifak budur değerli arkadaşlar. Yani %16'ya yakın bir oranda parlamento dışında kalmış olan partiler bu seçimde ne yapabiliriz? Bu seçimde de beklenilen sonucu elde edemez isek o zaman daha farklı sonuçlar doğabilir. Partilerde bir erozyon başlar, bir yok oluş, tükenişe doğru gidebilir. Onun için ya barajı aşağı indirebilecek, Batı demokrasilerine örnek teşkil edebilecek bir yapıyı mevcut parlamentoda bulunan siyasi partilere ve iktidar anlatmak suretiyle bunu değiştirmeliyiz ya da bir başka yol bulmalıyız. Ziyaretler sırasında herkes barajın aşağı çekilmesinden yana olduklarını, bu konuda yetkili kurullarında görüşmelerinin gerektiğini ifade etmişlerdir.
Fakat değişen bir şey olmamıştır. İşte 91 yılında Refah Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İslahçı Demokrasi Partisi bir araya gelerek bir ittifak oluşturmuşlardır. Bu ittifak yasal değildir. Bu ittifak yasal olmamakla beraber o zamanki tartışmalar içerisinde zorunlu bir ittifak, bir araya geliş olarak da nitelendirilmiştir. Ama siyasi partiler önlerindeki engeli aşmak ve demokrasiyi tıkayan unsurları kırmak amacıyla birçok şeye katlanmışlardır. Söz gelimi Milliyetçi Hareket Partisi gibi bu sefer Refah Partisi adı altında seçime girilmiştir. Netice itibariyle üç partiden oluşan bu ittifak 62 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmiştir. Üçünü İslahçı Demokrasi Partisi, 19'unu Milliyetçi Hareket Partisi'ni, kalanı da Refah Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmuşlardır. Ancak sonuç itibariyle seçimden Refah Partisi ile adıyla girildiği için seçim sonuçları Refah Partisi'nin adına yazılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi ile İslahçı Demokrasi Partisi'nin ne kadar oy aldıkları belli değildir. Hazineden yardım siyasi partiler için %7 oy oranına sahip olan partiler hazine yardımından yararlanılır denmiştir. Fakat %16 küsür oy oranıyla ittifak sonuçlarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen partilerin oylarının ne olduğu belli olmadığı içindir ki hazine yardımından da mahrum kalmışlardır. Siyaset biliminin analizlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi veya İslahçı Demokrasi Partisi hiç konu edinmeden Refah Partisi'nin oyları üzerinde siyasi yorumlar ve siyasetin geleceği belirlenme gayret içerisine girmişlerdir. Bu tecrübeyi yaşayan birisi olarak o günkü şartlar içerisinde çekilen sıkıntılar olarak Türk siyasi hayatındaki demokrasinin kökleşmesi, siyasi yapının normalleşmesi ve zenginleşmesi açısından bir deneyimi yaşamış bir kişi olarak özellikle önümüzdeki yılları da göz önüne aldığımız takdirde Milliyetçi Hareket Partisi bir ittifak olayı söz konusu olacaksa bu yasal olmalıdır. Bu yasal olmanın bugünkü imkanı nedir? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya geçeceği süreç içerisinde çıkartılacak olan uyum yasalarından seçim ve siyasi partiler, milletvekilliği seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi gibi kanunlar olacak ise o zaman siyasi partilere ittifak yapma imkanı, seçim sistemine de bu ittifakın nasıl gerçekleşeceğine dair maddelerin konulması gerekmektedir. İşte Milliyetçi Hareket Partisi çok pratik bir çözüm olarak üzerinde tartışılması mümkün olabilecek bir yaklaşımı ortaya koymuştur. Bu ittifakı izah edebilmek için partilerin aldıkları oy oranıyla Türkiye genelinde taşıdıkları, geçirdikleri sıkıntıları ifade ederken bir cümle sarf etmişizdir. Hala doğru bir cümledir ve doğru zamanda sarf edilmiş bir cümledir. %10 barajı ağır bir barajdır. Bu ifadeyi kullandığımız zaman basında yer alır almaz televizyonda daimi personeli haline gelmiş olan yorumcular Milliyetçi Hareket Partisi barajı aşamama endişesine sahiptir.
Onun için %10 barajı ağır demektedirler. Neye göre yorum yapıyorsunuz? 5 tane değerli kamuoyu araştırması değil, kamuoyu yönlendirmeyle görevlendirilmiş şahsiyetler ölçüyorlar, biçiyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi bir çıkış yolu olarak barajı aşamayacağı için bir başka bir şey söylüyorlar diye. Sanki yeni kurulmuş 15 günlük parti barajı aşıyor. Muhtemelen olabilecek gelecekteki bir takım siyasi oluşumlar barajı aşabilecek. Ama Milliyetçi Hareket Partisi aşamayacak gibi ters bir yorum içerisine giriyorlar. Bu haksızlıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj diye bir sorunu yoktur. Eğer barajı aşıp aşamama televizyonun daimi temsilcisi konumundaki yorumcuların MHP'yi çok sevdiklerinden dolayı bu yorumu yapıyorlarsa bunun inanılacak yönü de yoktur. O zaman mesele barajın aşılıp aşılmaması MHP'nin meselesidir. Bir başkasının meselesi olmamalıdır. Ama Türkiye'nin içinde düştüğü durumları dikkate alın. Bir takım yorumlar yaptığımızda eğer Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulama sürecine girdiğimizde meclisteki iş tüzük değişimiyle beraber uyum yasaları da gündeme gelecek ise Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki bugün veya yarın bazı gelişmeleri de göz önüne alarak seçim kanununda, siyasi partiler kanununda acaba bir ittifak kavramı yer alabilir mi? Bu nasıl olabilir sorusunu soruyor ve kamuoyunda da tartışılmasını istiyor. Hem kalkacaksınız 16 Nisan referandumunda %49 oyla bir hayır kampanyasının önderi olduğunuzu, arkasından da ona destek veren aydınlar ve gazeteciler olarak değerlendirmelerde bulunacaksınız. Bunun gerçekleşmesi için de yine yasal olmayan yollarla bir ittifak arayışına gireceksiniz. Bunu yapacağınız yerde buyurun mecliste bir ittifakı nasıl yapılabileceğine dair yasal ve ahlaki boyutunu ortaya koyalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin söylediği budur. Şimdi buradan hareketle A partisi seçime girecek, B partisi seçime girecek, C partisi seçime girecek, diğer partilerden de varsa alfabe 29, istediğin harfi koyabilirsiniz. Ama A partisi seçime girerken, bu milletvekilliği seçimi olabilir, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilişkilendirilebilir, o ayrı bir konudur. Böyle bir durum karşısında Milliyetçi Hareket Partisi C partisini ittifak olarak takdim ediyor. Yani oy pusulasını gözünüzün önüne getirdiğinizde bir tarafta A partisi var, bir tarafta B partisi var, bir tarafta da C ittifakı var. C ittifakını geçmişle mukayese ettiğimiz vakit partilerin siyasi kimliğini ortadan kaldırmadan seçim sonuçlarından yasal haklarına kavuşturarak varlıklarını sürdürebilmeleri için C ittifakının altında ittifakı oluşturan hangi parti var ise bu E ve F partisi olabilir. O zaman ittifak E ve F partisiyle gerçekleşecek demektir. Devlet Bahçeli olarak sandığa gittiğimde ittifaktaki parti oy pusulasına bakacağım. MHP'li olduğum için önce MHP'ye oy vereceğim. Sonra da C ittifakına vereceğim. Bir başkası gelecek, o F'ye vuracak oy veyahut da C'ye beraber vuracak. İki partinin aldığı oylar belli olacak ama ikisiyle beraber ittifakın oyları da belli olacak. Bu temsilde adalete bir başka yönüyle kapı açmak demektir.
Yoksa yine karma karışık ilişkilerle Türkiye'yi farklı yerlere sürüklemeye gerek yok. Böyle bir durum karşısında efendim C harfini neden kullandınız? Buna başka şeyler olabilir mi? Bazı gazeteciler var, C'yi sulandırmak için A'dan niye başladınız diyor. Başlamadınız diyor. Başka şeyler söylüyor. C'de bir sır vardır, o da Cumhurbaşkanlığı seçimidir değerli arkadaşlar. Bu önemlidir. Bu önemli bir çağrıdır. Kimse farklı farklı yorumlamaya girmesin. Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasal ortamda Cumhurbaşkanlığı halk tarafından seçildikten sonraki uygulamalarda her olayı yakından izleyen Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin doğru olacağı kanaatiyle bir çağrıda bulunmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi 32 maddelik bir hazırlıkla bizlere gelmişlerdir. Üzerinde uzman arkadaşlarımızla, Sayın Başbakan'la benim çalışmalarım sonrasında 18 maddeye düşülmüştür. Şimdi Türkiye'nin bir gerçeği şudur. Bu çalışmanın sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 madde geçici, 18 madde esas olarak bir anayasa değişikliği yapılmıştır. Bu anayasa değişikliği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bu kadar nettir bu. Bunu farklı farklı yorumlamaya gerek yoktur. Meclisin bir bölümü evet der, bir bölümü hayır der. Hayır diyenler buna gölge düşüremez. Evet diyenler ise şımaramaz. Değerli arkadaşım, bu gerçeği kabullenmek durumunda olacaksınız. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir anayasa değişikliği olarak. Sonra referanduma gidilmiştir. Referandumda da kabul oyu çıkmıştır. Ve şu an Cumhuriyet'in kuruluş dönemi. 46 çok partili hayata geçiş. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak Cumhuriyet tarihinin 3. evresi oluşmuştur. Bu yasal yönden doğrudur. İrade yönünden kabuldür. Üzerinde itiraz söz konusu olmamalıdır. Söz konusu yapmaya çalışanlar zaten başka amaçlara dolaylı veya dolaysız hizmet etmeye gayret gösterenlerdir. Şimdi çok nettir değerli arkadaşlarım, bunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi vardır. Anayasa değişikliğiyle kabul edilmiştir. Referandumla da onaylanmıştır. Efendim referandumda %49 ile %51 olabilir. Bir oy dahi Türkiye'de geçerli kabul edilmeyecek ise o zaman ne yapacağız? Yani 49.999, öbür taraftan da 50.000 oldu. Aradaki bir oy bu milletin evladının oyu değil midir? Bunu dikkate almak lazım. Bir de buna geçmişte bir örnek de göstermek lazım. Siyasi yasaklar kalktığı zaman siyasi yasaklarla alakalı bir referandum yapıldı. %49 yine 51 oranında bir oyla çıktı ve siyasi partiler tekrar partilerinin genel başkanları konumuna geldi. Şahıslar değişebilir. Ama %49 hayır, o zaman Doktor No diye de bir tişört türemişti. Bir kısım da evet dedi. Netice itibariyle siyasi yasaklar kalktı. Partilerin hepsi o yasaklarla partilerinin genel başkanlığı olmaya noktasına geldi. Bu gerçeği hatırlamak lazım. Böyle bir durumda
Biz %49 ile %51 arasında hayır ve evet farkı vardı. Hiçbir genel başkan, şimdi hayır diyenler dahil, hiçbir genel başkan ben bu halk oylamasını kabul etmiyorum, partimin de başına geçmiyorum diyen çıktı mı? Hepsi koşarak gitti. Şimdi o dönemde bu geçerli, bu dönemde bu anormal. Böyle bir demokratik anlayış olmaz. Şimdi buradan özetle ifade ediyorum. Sizlere de çok net olarak ifade ediyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi anayasa değişikliği ve halk oylamasıyla kabul edilmiştir. Bu süreç 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimiyle uygulamaya bütün kurum ve kurallarıyla beraber geçecektir. Şimdi böyle bir süreci gölgelemek, tartışmak, farklılaştırmak, demokrasiden yana, bilmem kimden yana diye ayrımlarla her türlü kaosu, bunalımı, krizi davet etmek doğru bir şey değildir. Bugün bu süreç başlamıştır. Bu sürecin anayasal desteklerini ve halk oyu desteklerini sağlayan partiler bir anlayışla hareket etmek durumundadır. Anayasayı değiştirip cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeye katkı sağlayanlar, siyasi şartlar değişti, Türkiye şöyle oldu, ben şunu düşünüyorum deme hakkına sahip değildir. Ne demek istediğim tam anlaşılıyor mu efendim? Çok net ifade ediyorum. Buradaki cümlem şudur. Milliyetçi Hareket Partisi cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır. Yeni Kapı diye başlayan bir ruhla hareketle anayasada beraber hareket ettiğimiz, kamuoyunda halk oylamasında beraber hareket ettiğimiz ve bütün kurum ve kurallarıyla uygulamasına öncülük ve önderlik yapan partiyle beraber sonuç almak Türkiye'nin hayrına olacağı inancındayız. Bunun manası şudur, daha net olarak ifade ediyorum. Herhangi bir sebeple Sayın Recep Tayyip Erdoğan aday olmaktan vazgeçerse, başka türlü gerekçeler ortaya konur, ben böyle bir yola girmek istemiyorum der ise o kendisinin bileceği iştir. Ama yeni ruh diye 7 Ağustos'ta başlatılan bir ruha Milliyetçi Hareket Partisi sadıktır. Bu yeni ruh, yeni kapı meselesini de iyi anlamak lazımdır. 4. Murat'la bir kayıkçı, ne diyorlar ona? Kayıkçı ismi o. Sandalcı. Sandalcı arasında gelişen bir olay vardır. Bu olayın da incelenmesinde yarar vardır. 4. Murat yine tepkili kıyafet bir kayığa biner. Denizde gezmeye çalışır. Bir de kayıkçı vardır. Sandalcı onunla da sohbet eder. O sohbetler sırasında İstanbul'da çok kapı vardır. Herkes ahır kapıyı bilir, kum kapıyı bilir. Aklına gelen 50 tane kapı var. Ama o diyalog sırasında der ki şuradan yeni bir kapı açın, ben oradan İstanbul'a gireceğim der. Sonra bu kapının, ki şimdi uzundur bunun hikayesi, ben fazla anlatmayayım. Kayıkçıya da der ki nereden gireceğimi bir kağıda yaz, bana ver der. O da bir kağıda bir şey yazar, verir.
Fakat herkes kum kapıyı, ağır kapıyı şuradan buradan gireceğini zanneder. Dördüncü Murat, Murat'tır. Der ki şuradan gireceğiz der. Orası yeni kapı olur. Sonra kayıkçının başını vurdurur. Bir de bakar ki hangi kapıyı yazmış? Bakın bakalım bunun kağıdına der. Kağıdına bakarlar ki kayıkçının yazdığı yeni kapıdır. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de yeni bir kapı açılmıştır. Bu uygulamalardan doğan aksaklıklardan, faydalardan özetlenerek gelinmiş olan bir yapıdır. Bu yapının devamı açısından tekraren ifade ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin geleceğini dikkate alarak, birliğini, dirliğini göz önüne alarak, etrafımızdaki ateş çemberlerini, yurt içinde ve yurt dışındaki birçok kaosçu faaliyetleri de göz önünde bulundurarak, eğer yeni bir sürece girilmişse bu sürecin başlaması tarihi 3 Kasım 2019 olacaksa, o zaman 2019'da Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimi veya milletvekilliği seçiminde bu yönüyle hareket edecektir. Düşüncemiz Cumhur İttifakı'dır. Bu partileri ilgilendiren bir konudur. Eğer Cumhur İttifakı'nda büyük bir birlik, yani anayasa değişikliğinde veya halk oylamasındaki birlik devam etmesi gözüküyor ise, o zaman Cumhurbaşkanlığının ittifakı da bu ittifak olur. Böyle bir ittifakta, tekraren söylüyorum, artık o 5 tane televizyoncu, bugün akşam birkaç tane televizyonda programa başlıyorlar. Acaba Bahçeli ne dedi? Recep Tayyip Erdoğan bu teklifi kabul eder mi, etmez mi? AKP'nin içerisinde şöyle olur, dışarıda böyle olur. Bunlara benim aklım ermez. Benim aklım hep Türkiye'dir değerli arkadaşlarım. Onun için söylüyorum, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı yoktur. Genel başkan aday olmayacaktır. Başkaları gibi bir aday olacağı sonradan genel kurullarımızda tartışırız. İsterlerse olabilirim gibi kamuoyunu bir takım böyle 8 yapmaya çalışan ortama sürüklemeye de gerek yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yeni kapı ruhuyla hareket ederek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır. Bu kadar nettir değerli arkadaşlar. Şimdilik daha söyleyecek çok şey varmış gibi de devam etmeyeyim. Burada bir ara vereyim isterseniz. Buyurun efendim. Buyurun efendim siz. Teşekkür ederim efendim. Şunu biraz çekeyim. Sayın Bahçeli, davetiniz için tekrar teşekkürler efendim. Sizin Adalet ve Kalkınma Partisi ile anlayış birliği yapmanızdaki en önemli faktörlerden, gelişmelerden biri Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve siz bunu Türkiye'nin bir beka sorunu olduğunu defalarca, müteahhit defalar ortaya koymuştunuz ve tabii ki terörle mücadele süreciydi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Fransa dönüşünde uçakta bizlere yaptığı açıklamada çok önemli bir ifade kullandı terörle mücadelede Türkiye'nin kararlılığını ifade etmek için ve dedi ki vurduk mu oturturuz dedi. Bu Türkiye'nin PKK terörü ve PKK ile onun uzantısı olan YPG terörüyle mücadelesini ve bir olası terör koridoru kurulmasına karşı kararlılığını ortaya koyuyordu. Birinci sorum, siz terörle mücadele sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hükümete ve iktidar partisine bu konuda ilave bir takım önerilerde bulunuyor musunuz? Özellikle bu olası terör koridorunun Türkiye'nin güvenliğini çok ciddi olarak tehdit ettiği görülen bu sürecin bundan sonra nasıl gelişeceğini değerlendiriyorsunuz? Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani Türkiye'nin önemli bir müttefiki olduğunu uzun yıllar boyunca düşündüğümüz Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Belki bunun
Devamında FETÖ'de bir terör örgütü olduğuna göre FETÖ'yle mücadele konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu da değerlendirirseniz, hangi önerilerde bulunduğunuzu ortaya koyarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Milliyetçi Hareket Partisi olarak terörle kesintisiz ve kararlı bir şekilde mücadelenin gerçekleştirilmesi için bugünkü siyasi iktidara tam destek vermektedir. Terörün kökü kazınmalıdır. İç ve dış unsurları tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Bu PKK terörü için geçerli olduğu kadar FETÖ terörü olarak da geçerlidir. Yani Türkiye'nin önemli konularından başında ekonomik ve sosyal konular olduğu kadar terörle mücadele de vardır. Bu mücadelenin 20 Temmuz'dan bugüne kadarki geçen süreç itibariyle, yani 2 yılı aşkın süreyi de dikkate aldığımız vakit, önemli başarılar elde edilmiştir. Terör odakları tamamen tüketilmek üzere, yok edilmek gibi bir faaliyetin içerisinde sürdürülmektedir. Bunun sonucu mutlaka alınmalıdır. 15 Temmuz ise Türkiye'miz açısından bir yüz karasıdır. Milletimizin kabul etmeyeceği bir davranıştır. Buna sebep olan her unsur tamamen yargı önünde hesap vermelidir. Ve terörün bu boyutunun, yani FETÖ'nün bütün unsurlarının yargı yoluyla cezalandırılmasındaki kararlılık sürdürülmelidir. FETÖ'nün başı Amerika'dadır. Amerika eğer dost ve müttefik bir ülke olarak Türkiye ile birlikte değerlendirmeler yapmayı tercih ediyorlarsa, 15 Temmuz felaketini anlayıp görüp Türkiye'nin davetine de cevap vermek suretiyle Pensilvanya'yı Türkiye'ye göndermeli ve Türk yargısının önüne çıkarılmalıdır. Bunun haricinde Amerika'nın takip ettiği yol, yol değildir. Nereye kadar varırlar onu bilemeyiz. Ama Amerika'nın da bu davranışlarla fazla bir huzur bulacağını da ihtimal vermiyorum. Çünkü Suriye'yi karıştıran Amerika, İran'ı karıştıran Amerika, FETÖ'yü karıştıran Amerika, terörü karıştıran Amerika. Böyle bir gerçek karşısında nasıl bir dost ve müttefiklik ise Amerika buna karar vermelidir. Milletimiz dost ve müttefiklerle her zaman barış içerisinde kalmayı, beraber çalışmayı düşünmüşlerdir. Ama ihanetle de karşı karşıya kaldığında da gereğini yapmalıdır. Yani bu sorun Amerika'nın sorunudur. Bu mesele Amerika'nın meselesidir. FETÖ'nün mutlaka iade edilmesi lazım. Yargılamanın mutlaka Türkiye'de yapılması lazım. Hangisi olursa olsun. Ve Amerika Türkiye'yi dost ve müttefik olarak görüyorsa, stratejik ortakmış gibi de bir algılama içerisindeyse, o zaman Orta Doğu politikasında, diğer politikalarda Türkiye ile samimi ve dürüst bir işbirliği içerisinde olmasında yarar vardır diye düşünürüz. Evet. Efendim. Önceki açıklamanızla bağlantılı olarak, şimdi anladığımız kadarıyla bir milletvekili seçiminde de ittifak kaçınılmaz gibi görüyor. Sadece detaylar, AK Parti'de detaylar konuşulacak. Çünkü net açıkladınız Sayın Erdoğan'ı destekleme kararı aldığınızı. Fakat buradaki şey ısrarınız, yani ısrarla partilerin ne oy aldığı belli olsun demeniz, MHP %10 barajını aşamaz iddiasına karşı bir hodri meydan okumamı, çünkü onu ısrarla vurguluyorsunuz. Hangi parti ne kadar oy aldı belli olsun diyorsunuz. Buradaki temel amaç o mu? Bir, iki, İyi Parti ilk kurulduğunda partinizden sürekli istifa haberleri geliyordu. Fakat bu hafta sonu çok tersi bir şey oldu. Sakarya'da 2500 kişi bir toplu törenle MHP'ye katıldı.
Buradaki durum da tabloda lehinize göre mi, lehinize mi değişiyor? Siz nasıl bakıyorsunuz? Sayın basın mensubu kardeşim, çok açık ifade ettim. Muhtemelen de akşam yine bu söylediğiniz gibi tartışmalar devam edecektir. Onu da adım gibi biliyorum. Ama ben çok net ifade ediyorum. Kayıtlara böyle düşsün diye söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifak barajı aşamama gibi bir meselesi yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi inandığı yolda yoluna devam etmektedir. Ancak sadece bizimle alakalı değil, Türkiye'de barajın getirmiş olduğu her partiye sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı mevcut partileri gözünüzün önüne getirin koyun. Eğer onları da dikkat almak istiyorsanız ve bazı ittifakların da normal olması isteniyorsa o zaman ittifak yapılabilir diyoruz. Bizim bu ittifakı yaparken de geçmiş dönemlerdeki kaygılarımızı dile getiriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi bu sefer refah diyecek, daha bayırı dolaşacak, seçim sonuçları ortaya çıkacak, kendinin oyunun ne olduğu belli değil. Bu belli olsun yani, bunda bir kötülük var mı? Bu belli olunca ne olur? Arkadaşlarımız diyecek ki ben ittifakta şunu şöyle yaptım, şu kadar da oy aldım. Kendi arasında tartışacak. Az mı aldım, çok mu aldım? Ama oyunun ne olduğunu bilecek. Madem ki Türkiye'de partiler hazineden yardım alıyor, o zaman ittifak çalışmalarını sürdüren bir parti de aldığı oy oranı, eğer hazinedeki alınan oy oranına yaklaşmış veya aşmış ise o da hazineden yardımını alsın. Yani parti faaliyeti olarak sağdan soldan efendim sermayeden holdinglere el açan bir parti olmasın. Bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi holdinglerin kapısını çalmayan tek siyasi partidir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Öyleyse hakkımı almam lazım. Hakkımı nereden alacağım? İradeden alacağım. İttifak olacaksa iradeden bize düşen neyse onu alırız. O %10 olur, %12 olur, yüzde bilmem ne olur. Ama tek başına seçime girdiğimizde de ne almışsak o olur. Bundan çok daha açık ve net bir ifade söz konusu olmaz. Bunun için sağdan soldan yapmıyoruz. Öbür taraftan Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde çok büyük oyunlar var. Bu oyunlar yeni değil. Burada bir kez daha açıklıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi varoluş gayesini sürdürdüğü sürece, misyon ve vizyonunu terk etmediği sürece, üzerinde küresel güçlerin iç ve dış odakları önemli oyunlar oynayabilir. Geçmişte olmuştur bu. Şimdi de olmaktadır, gelecekte de olacaktır. Eğer bir gün birileri Milliyetçi Hareket Partisi ile uğraşmaktan, onun faaliyetini engellemekten vazgeçerse, biliniz ki Milliyetçi Hareket Partisi misyonunu ve vizyonunu kaybetmiş, varoluş gayesi ortadan kalkmış, 87 tane sıradan parti haline gelmiştir. Uğraşmaya da gerek yoktur demektir. O sebepten dolayı Milliyetçi Hareket Partisi'ni sürekli bu yönüyle engellemeye çalışanlar vardır. Ama Milliyetçi Hareket Partisi inanan insanların bir partisidir. Benim inancıma göre dualı bir partidir. Bu partiyle kim uğraşıyorsa iki yakası bir araya gelmez. Bazen de görmediğimiz şekilde Cenab-ı Allah bize iyilik yapar. İyi parti diye bir partiyi kurar. O partiyi bir sepetin içine doldurur. Bir hanımefendinin de koluna takar. Haydi güle güle der. Giden gider. İyiler onların olsun. Halihazır bizim olsun. Evet. Efendim bir soru sorabilir miyim konuyla bağlantılı? Cumhur İttifakı ile ilgili.
Sadece Cumhur İttifakı kapsamında sorumu yöneltmiyorum efendim. Seçim yasasında, seçim ittifaklarına yönelik yapılacak bir düzenlemede işte partilerin hazine yardımı almasından bahsettiniz. Mesela şu anda işte %7 oy alan partiler ancak hazine yardımı alabiliyor. Siz bu kapsamda hazine yardımı için gene %7'nin korunmasını mı düşünüyorsunuz? Nasıl bir formül öneriyorsunuz? Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki ittifak önerinizle bağlantılı olarak burada tabii artık mesela Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Bakanlar Kurulu'nun tamamen dışarıdan yani milletvekili olmayan isimlerden oluşması gündeme geliyor. Bu ittifak daha önceden açıklanırsa, örneğin kabinenin nasıl dağılım göstereceği ya da nasıl bir Bakanlar Kurulu tablosunun çıkacağının önceden ilan edilmesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Üçüncü sorum ise efendim, yani biraz Türkiye ile bağlantılı değil. Bütün dünyada milliyetçi hareketlerin yükseldiğine ilişkin tespitler yapılıyor. Küreselleşme sürecinin ulus devletleri sona erdireceği ve bu şekilde de küresel bir devlet yapılanmasının ortaya çıkacağı iddia ediliyordu. Ancak Fukuyama küreselleşme ile birlikte tarihin sonunu geldiğini iddia ederken 9 Eylül saldırılarından sonra devletimi geri istiyorum dedi. Bu süreç devletleri geri istiyorum dedi 11 Eylül saldırısından sonra. Bu süreç milliyetçiliği nasıl etkiliyor efendim? Mesela son zamanlarda da işte karşılaştık. DAEŞ'in bir küresel senaryo olduğu ifade ediliyordu. Bölgedeki etnik kimlikleri uyandırıcı bir etkide mi bulunduğunu düşünüyorsunuz? Böylelikle yeni etnik haritalar mı ortaya çıkarılmak isteniyor? Bu konudaki okumalarınızı bizimle paylaşabilir misiniz? Efendim, bir ek yapabilir miyiz? Buyurun. Çünkü temel soru orada Cumhurbaşkanlığı konusunda kabine konusuydu. En çok tartışılan ve merak edilen konu da ittifak görüşmelerinde dışarıdan olacağı için MHP'nin kabineye girme gibi bir şartı, talebi ya da isteği var mı? Evet, böyle net bir soru olursa çok daha iyi olur. Siz bir akşam televizyon programına çıkarak bu tartışmaları yapmanızda yarar var hanımefendi. Bizim %7 gibi bir oy oranının İttifak içerisinde olsun olmasın, değişsin değişmesin gibi bir kaygımız yok. Milliyetçi Hareket Partisi pazarda satılmaz, pazarlanamaz bir partidir. Bizim %7 ile %5 ile 3 ile hazine yardımı konusunda bir şeyimiz yok. Nitekim Genel Başkan Yardımcımız var, mali işlerden sorumlu olan Mevlüt Karakaya Bey. Şimdi bir not verdi. Anayasa 16 Nisan öncesindeki anayasa değişikliğiyle bu %3'e düşmüş. Demek biraz daha düşersen her şey beleş demektir. Onun için canınızı sıkmayın. Ama biraz evvel sizin de arada işte efendim ittifak yapıyorsunuz, şöyle olur böyle olur filan. Hande Hanım'ın sorduğu net soruya cevaben söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği anda Milliyetçi Hareket Partisi kimin cumhurbaşkanı olmasıyla alakalı önceki sözlerinin arkasında durarak eğer Recep Tayyip Erdoğan veya herhangi birisi cumhurbaşkanı olduğunda kuracağı hükümetin içerisinde biz size şu kadar destek verdik, şu kadar şunu yaparız, bu kadar bakanlık isteriz, şöyle deriz gibi bir ahlak dışı davranışın partisi olamaz. Bu kadar net söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı seçilecek olan kişi
Anayasa 16 Nisan'da halk oyuyla kabul edilen anayasaya göre yürütmeyi kendisi kurar. Nasıl kuracaksa kendisinin bileceği iştir. Kendisine destek verdik diye ortaklık şeklinde veyahut yanlış bir kavram olarak hala koalisyon devam edermiş gibi bir anlayışla sağdan soldan sarkmaları kabul etmez. Cumhurbaşkanı da bunu kabul etmemesinde de tavsiye ederim. Kendi cumhurbaşkanı olacaksa kuracağı hükümet de kendisinin istediği çalışma arkadaşları olmasında ülkemiz açısından yarar vardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir şart altında hükümetin oluşması sırasında bir talebi olmaz. Bu talebi yapanlara karşı da çok sert cevap verir, ahlaksızlık olarak görür. Evet. Buyurun efendim. Efendim 2018 yılının yoğun geçeceğini söylediniz. İlk 6 ay içerisinde de siyasi partilerin kongreleri tamamlanacak dediniz. Ve 2019 yılının Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminin oylanacağını tekrardan dile getirdiniz. Bir erken seçim beklemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir bu. İkincisi de Kasım 2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'ı destekleyerek aslında sizi HDP ile ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile yan yana getirmek isteyenlerin tekrardan hedefi olacaksınız. Bunu nasıl göğüsleyeceksiniz? Biz her zaman hedefteyiz. Hedefte olmaktan da zevk duyarız. O bakımdan o çevreler bizi hedef dışı tutarlarsa bizde bir arıza başlamış demektir. Bir yanlışlık var demektir. O bakımdan Türkiye'yi normalleşme süreci içerisinde demokratikleşmeye katkı sağlayabilecek bir yolu bulmamız lazım. Bizim söylemek istediğimiz şey odur. Ve bu doğru bir tespit olarak kabul edilmelidir. Cumhuriyetin kuruluşu var. Çok partili döneme geçiş var. Oranın 71 yıllık bir uygulaması var. 71 yıllık uygulama sonrasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine anayasa değişikliği ve halk oyuyla geçilmiştir. Bu geçiş sürecinin sağlıklı yürüyebilmesi için 3 Kasım'da milletvekilliği seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanması lazım. Bu tamamlanmayı da yapabilmek için bu süreci başlatmış olan kişi bu konuda bir hak elde etmek arzusu taşıyor. Öyleyse de normaldir. Öyleyse Cumhurbaşkanı adayı olmak onun en tabii hakkıdır. Hakkı olursa anayasa değişikliğindeki beraberliğimiz gibi, halk oylamasındaki beraberliğimiz gibi 7 Ağustos'taki yeni kapı ruhuyla hareket ederek destek vereceğimizi söylüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasetteki ahlaki duruşu budur. Erken seçim zaten doğru değil. İran karışıyor, Suriye şu, Türkiye bu. Böyle bir ortamda kim hangi erken seçimi düşünüyor, hangi maksatla bunu düşünüyor, onun da tartışılması lazım. Türkiye'nin normal sürece geçinceye kadar onu gölgeleyecek, onu tartıştıracak bir yola sapmak doğru değildir. Hele bir kavramın altını çiziyorum. Tekrar parlamenter sisteme döneceğim diyor. Neyle döneceksin? Anayasaya göre 400 milletvekiline sahip olursan döneceksin. 400 milletvekiliyle sahip olursan parlamenter sisteme döneceğin yerde cumhurbaşkanı sen ol be birader. Sistemi niye zedeliyorsun? Öyle değil mi? Evet. Çok teşekkür ederiz. Benim sorum bu ittifak veya işbirliği konusu 2019'da mahalli seçimler için de geçerli midir? Bir de efendim bir şey ifadede bulundunuz. 12 Eylül öncesinde bir ikili sistemden. Şimdi bir hayır cephesinin de oluştuğunu görüyoruz. Orada bir beraberlikten söz etmek mümkün aynı referandumda olduğu gibi. Siz ise AK Parti ile yine birlikte hareket edeceğinizi söylediniz. İkili sistemi destekliyor musunuz?
Türkiye ikili sisteme doğru mu gitmeli? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi aynı gün olmakla beraber iki ayrı kuruldur. İki ayrı kavramdır. İki ayrı unsurdur. Dolayısıyla milletvekilliği seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasada yer alan temsilde adalet ilkesini hayata geçirebilecek bir konumda olmasını düşünüyor. Ama onun haricinde başka unsurlar önümüzde ne getirir ne götürür onu bilemeyiz. Bu kadar da ayrıntıyı burada girmeye de gerek yok. Aslı yok yaylasında şu kadar sürüm var demenin de bir manası yok. Onun için biraz sabırlı olalım. Ama şimdi net ifadelerimi tekraren söylüyorum. Yani bundan sonra bu konuyu tartışmaya açan hangi basın ise bu kadar net ifadeye göre bu tartışmayı yapıyorsa hayatı boyunca soru işareti kafamda taşır. Onu ifade ediyorum. Yani diyorum ki evet buyurun efendim. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Aysun Torun, TRT Haber'den. Efendim 2019 senaryoları konuşulurken yine konuşulan senaryolardan biri de eski Cumhurbaşkanı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de aday olabileceği, belli bir bloğun adayı olarak çıkabileceği. Hatta geçtiğimiz günlerde Sayın Gül'ün bir çıkışı da bu yorumları daha da alevlendirdi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Abdullah Gül'ün aday olabilme ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Teşekkür ederim. Sayın Abdullah Gül Bey, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde özel ve önemli bir yeri olan bir şahsiyettir. Recep Tayyip Erdoğan Bey ve onunla beraber parti kurucusu arkadaşlarla önemli çalışmalar içerisinde bulunmuştur. Kademe kademe yükselmiştir. Dışişleri Bakanı olmuştur. Başbakan olmuştur. Cumhurbaşkanı olmuştur. Türkiye'nin bugünkü konjonktüründe Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinin sağlıklı olmasında herhangi bir engelleyici yanlışı yaşamamasında yarar vardır. Abdullah Gül Bey'in eğer böyle bir süreçte ben adayım diye ortaya çıkması hiç izah edilebilecek bir durum değildir. Sağın solun dolduruşuna gelmemesinde yarar vardır. Az önce sözünü ettiğiniz ittifak modelini yerel seçimde de görebilecek miyiz? Yani AK Parti ile MHP yerel seçimde de bir işbirliğine gidebilir mi? Buna açık mısınız? Henüz daha ittifak konusu seçimlerle alakalı olarak. İttifak hayatın bundan sonra her alanında olacaktır anlamı taşımaz. Yani biz ittifak kavramını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilde adaleti oluşturmak için geçmişteki kötü örneklerden sıyrılarak yapmanın doğru olacağını söylüyoruz. Ve o gerçekleşirse orada C ittifakı diye adını koyduğumuz için C'deki sırrı da biraz evvel açıkladım. Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bunun yanına çok daha değişik şeyler ilave etmenin bugün için hiçbir manası yoktur. İttifak herkesin vazgeçtiği ve hayatımızın gerçeği olarak bundan böyle yaşayacağımız bir kavram da değildir. İttifak olur ama iddiata doğru gidecek bir durum söz konusu hiçbir zaman olmaz. Evet. Buyurun efendim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye için ne kadar kritik bir öneme sahip olduğundan bahsederken giriş konuşmanızda Türkiye'de normalleşme mümkündür, demokratikleşme mümkündür, istikrar mümkündür diyerek aslında bunların mümkün olmasının en önemli şartlarından birinde bu radikal değişiklikle yattığını ifade etmiş oldunuz. Türkiye'de önümüzdeki özellikle 2018 için bu seçim sürecine ilerlerken normalleşmenin sağlanabilmesi için sizce anahtar olan adımlar neler olmalıdır?
örneğin bir OHAL uygulaması devam ediyor. Bir takım tartışmalar yürüyor. Tutuklu milletvekilleri var, gazeteciler var. Normalleşme ve demokratikleşme anlamında sizin reçeteniz nedir Türkiye'de? İkincisi, barajın yüksek olduğunu örneklerle de anlattınız. Sizin baraj öneriniz nedir? %7 midir, 5 midir, 4 müdür, 9 mudur? Onu bir net olarak madem bu kadar açıklıkla ifade ediyorsunuz, onu da sizler alabilirsek çok memnun olacağız. Evet, son cümlenizden başlıyorum. Buyurun. Her türlü tartışmadan sıyrılmak için %12 olsun. Olur mu efendim? Evet. Başka türlü ne söylemiş olsam tartışacaksınız. MHP'yi yerden yere vuracaksınız. O anlaşılıyor. Şeyde. O bakımdan %12 olursa hayırlı olur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 12. Büyük Kurultayı'nda baraj 12'dir. Yürüyün hedefe deme şansını yakalarım. Şey yönüyle. Türkiye'nin normalleşmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten bu yana kaos yaratabilecek her türlü davranıştan uzak kalmakta yarar var. Siyasi üslubu çirkinleştirecek kavramlardan uzakta kalmakta yarar var. Uzlaşma yolunu aramakta, görüşürdüm görüşmezdim tartışmasına bir son vermekte yarar var. Ve terörle mücadele, FETÖ'yle mücadelede mutlak surette milletçe işbirliği yapıp kararlılığımızı ortaya koymakta yarar var. Bütün bu gelişmeler olduktan sonra daha sonra demokratikleşmenin hangi unsurlarla nasıl olacağını o halin devamı sırasında belki fazla mümkün görmeyebilir bazı çevreler. O hal kalktıktan sonra da ve o hal devam ederken de uyum yasaları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bunların adımları atılır. Yoksa Türkiye'yi benim düşüncem itibariyle söylüyorum. İnşallah yanılmayı da tercih ederim. Bu kaos Türkiye'yi bir kargaşaya, kavgaya yöneltirse bundan kimse yararlanamaz. FETÖ'yü bir başka yönüyle tekrar diriltmenin, güçlendirmenin, onlara yeni yeni güç kazandırmanın da kimseye fayda getirmez. O bakımdan FETÖ'nün bütün unsurlarıyla kökünden kazınması lazım. FETÖ'yle ilgili bu mücadelede bütün siyasi partiler ortak hareket etme zaruretinde olduğunu bilmesi lazım. PKK ve onun unsurlarıyla ilgili terör de zaten devam ediyor. Onlarla ilgili rakamlar boyutunda ele aldığımız vakit çok daha değişik olaylara da şahit oluyoruz. Bu gerçekler ortadayken Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka 3 tane unsuru var. Bu 3 unsur da beka meselesi kavramı içerisindedir. Birisi FETÖ ve PKK terörüdür. İkincisi mutlak surette uzlaşıcı bir üslupla sorunların çözümü noktasına gitmektir. Dördüncüsü ise Türkiye'yi herhangi bir kaos ve krize, üçüncüsü ise Türkiye herhangi bir kaos ve krize sokabilecek davranışlardan, yaklaşımlardan uzak kalmalıdır. Çünkü bu kargaşa yaşandığı takdirde, şimdi bazıları daha da ileriye götürüyor, bazı sözler söylüyorlar, onlara girmek istemiyorum. Türkiye'de silahlı çatışmayı arzulayan şeyler var, şu var, bu var, bunlara da aldırış etmemek lazım. Son OHAL yasası ile alakalı söylediğiniz şeyde Milliyetçi Hareket Partisi bir tavır ortaya koydu. Ve bu konuda Sayın 11. Cumhurbaşkanı'nı da eleştirdi. Bunda haklı olduğumuzu ileride göreceğiz. Çünkü böyle bir 15 Temmuz ve 16 Temmuz sabahına kadar Türkiye'de ne olduğunu bilen insanlar olarak bu mücadeleye karşı bir milli direnci ortaya koyan, kalkışmaya dur diyen insanları gelecekte bir suçlayacak fırsatı kollamak ayıp bir şeydir. Acı bir şeydir. Şimdi bir örnek vereceğim ama buradaki arkadaşlarımız içerisinde bildiklerim var. Onlar da üzerine alınmasınlar. Bir anayasa değişikliğinde 12 Eylül Konseyi'nden hesap sormak amacıyla geçici 15. maddenin kaldırılması noktasında bir adım atıldı ve bir değişikliğe gidildi.
Bu değişiklik sonrası 4 Nisan'da, o günkü tarihi itibariyle 12'de, 4 Nisan'da bu dil tarihin karşısındaki Adalet Sarayı'nda dava başlatıldı. Şimdi arkadaşlarımız bunun altını çizerek ifade ediyor. 4 Nisan rahmetli Alparslan Türkeş Bey'in anma töreninin yapıldığı gündür. 4 Nisan'da arkadaşlarımızın bana vermiş olduğu bilgiye göre en az 10 binler Beştepe'de toplanmıştır. Ama aynı gün orada duaların başladığı anda Sıhhiye'de 12 Eylül'ün davası görülmektedir. Gecenin saat 3'ü. Beştepe'den Sıhhiye'ye gidebilecek hangi ana yol var ise o yolların kontrol altına tutulmasını ülk ocaklarından istedim ve talimatlandırdım. 4 Nisan toplantısından sonra, Beştepe'deki toplantıdan sonra provokatörlere alet olarak şurada şöyle oluyor, burada böyle oluyor diye bir takım çevrelerin tahrikine kapılmamak için Beştepe'den Sığiye'ye gidebilecek bütün güzergahlar ülkücü gençlik tarafından talimatım üzerine kontrol altına alınmıştır. Sadece mahkeme salonuna 15'e yakın arkadaşımızı görevlendirmişizdir. 4'ü avukattır. Birkaç tanesi de 12 Eylül öncesini yaşayan insanlardır. Devrimci unsurlar 200'ü aşkın geldiler. Nümayiş yapmaya başladılar. Ve ileri geri konuşmalar oldu. Paşalar burada, maşalar nerede? Maşalar dedikleri Milliyetçi Hareket Partisi. Büyük hukukçular, devrimci hukukçular mahkemeye müracaat ediyorlar. Efendim, bu 12 Eylül'ü yapanlardan hesap soracağız da onu hazırlayan unsurlardan niye hesap sormuyoruz? Türkiye'de bu gerçekler yaşanıyor. Şimdi bu aşağılık davranışı 15 Temmuz günü karşı direnişle durduran ve 251 şehit 2193 kişinin ailesinden veya kendilerinden hesap sorabilecek bir konuma getirmek için bunu görmemezlikten gelip demokrasi adına bu sözü söyleyenler o 4 Nisan 2012 tarihindeki paşalar davasını bir hatırlasın da o gün orada keşke olsaydı. Yine devrimcileri yalnız bırakan o ana faktör dediğiniz unsurdur. Sol ana faktörden kurtulmalı, devrimciler hak ettikleri payı bana göre almalıdır. İşte mecliste var, hepsi toplanmış orada. Kurun ayrı ayrı parti. Düşürün 3'e, düşürün 0'a. Mecliste temsil edin. Niye Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine giriyorsunuz? 8 tane orada militan milletvekiliyle ortalığı karıştırıp duruyorsunuz. Bunları da artık görmek lazımdır diye söylüyorum. Bu gibi şeylerden dolayı o hal 231. maddeyle alakalı olarak kısımda samimi ve dürüst olmak lazım. Gelecek ne gösterir belli olmaz. Bütün bunların hepsini yaşayarak gelen bir siyasi hareket olarak ifade ediyorum. Buyurun efendim. Efendim yakın geçmişten atayım. Bir örnek verdiniz ülke ocaklarına verdiğiniz talimat ve sonrasında sokaktaki düzenin kurulması anlamında. Bir de konuşmanızın arasında bunu zaman zaman hep altını çiziyorsunuz farklı vesilelerle. Hani kaos, karışıklık, sokakların huzuru, güvenliği. Bu konuda
Ülkücü camiaya yaptığınız uyarılar ve verdiğiniz talimatlar da ortada, tahriklere kapılmamak vesaire. Bütün bu bağlamda Türkiye'nin bugününde hala sokakların karışma riskini gördüğünüz sonucunu çıkarabilir miyim sözlerinizden? Bununla da birlikte son Kasım sonundaydı yanılmıyorsam. Ülke ocaklarının rahmetli Türkeş'in mezarından Anıtkabir'e kadar yaptığı bir yürüyüş oldu. Gerçi medyada gündem yoğunluğundan belki pek yer bulmadı ama 140 bin kişiyle yapılan bir yürüyüştü. O yürüyüşe de nasıl bir yorum yapmamızı istersiniz? Teşekkür ederim. Ülkücüler kesinlikle sokakta olmamaları gerekir. Bu kesin bir talimattır. Bazen sokak hareketlerinde herkesin yapabileceği şöyle işaretler görülmektedir. Bunun burnu dik olursa bozkurt, şöyle olursa heavy metalci olur. Ama heavy metalci mi el sallıyor, başkası mı el sallıyor onu bilemiyoruz. Fakat ülkücü kadro bu işin içinde olmayacaktır. Türkiye'yi karıştırmak isteyen, sokağa dökmek isteyen hiçbir gayrimilli unsur, küresel işbirlikçiler uyumaz. O sebepten dolayı 24 saat Türkiye'ye uyanık kalmak, sokağa dikkat etmek mecburiyetindedir. Kendisinde yaşamış olduğu gezi olayı, İran'da yaşanmış olanı görün, başka yerlere görün. Bütün bunlardan artık millet olarak ders çıkartalım. Bir taraftan demokrasi isteyeceksin, öbür taraftan bilmem ne talebinde bulunacaksın. Böyle şeylerden artık vazgeçme zamanı geçmiştir, gelmiştir demek istiyorum. Sokağa iltifat vermemek gerekir. Evet. Buyurun efendim. Efendim az önce çerçevesini çizdiğiniz seçim ittifakı hayata geçerse, yani siyasi partilere ittifak yapma olanağı tanıyan madde. AK Parti MHP bloğunun karşısında bu durumda CHP, HDP, hatta İyi Parti'yi görebilir miyiz? Yani bu konudaki düşüncelerini... Vallahi onların kapısını açıyorum. Zaten beraberler, bir ittifak yapsınlar. Altına da üstüne de ne diyorlarsa desinler. Cumhuriyet Halk Partisi, Halkın Demokrasi Partisi, İYİP, HDP bunlarla beraber onlar da bir ittifak yapsın. %49'a sahip çıkıyorsunuz da bunu yasal bir kağıt haline dönüştürmekten niye vazgeçiyorsunuz? Sadece %49 benim olsun diye siyaset yapıyorsan ondan bir şey çıkmaz. Onun için geçmiş dönemlerde çok yaşayanlar oldu. Şimdi gerek yok. O bakımdan bu ittifaklaşma cepheleşmeyi de önler. İttifaklaşma aynı zamanda kutuplaşmayı da önler. Cepheleşmeyle kutuplaşmanın olmadığı yerde zaten çatışma olmaz. Onun için yasal zemine çekmekte yarar var. Ben bizim için söylemiyorum. Biz her şart altında yolumuza devam eden bir siyasi hareketiz. Ama bu kadar beş benzemez bir araya geliyorsa bunlara bir kağıda bağlamak lazım. Evet. Efendim müsaade ederseniz bir köstekli saatime bakayım. O saat 12. Efendim bir soru. Efendim bu arada arkadaşlar da fotoğraf çekemedi herhalde, onu görmek isterler bir daha yeni geldi. Sizi de sabah programınız vardı. Yormayalım fazla. Buyurun efendim. Efendim müsaade ederseniz ben sormak istiyorum. Metin Otanoğlu, Anadolu Ajansı. İki sorum olacak. Bir tanesi son KHK ile birlikte tek tip kıyafet konusu şimdi daha sıcak bir şekilde yaşanmaya başlıyor. Bu konudaki görüşünüzü öğrenmek istiyorum. İkinci sorum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın son Fransa ziyaretinde Türkiye'nin Avrupa Birliği süreciyle ilgili imtiyazlı ortaklık konusu biraz daha ön plana çıkmış görünüyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda daha fazla bekleyecek durumda değiliz dedi. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir efendim? Bir imtiyazlı ortaklık Türkiye için uygun mudur? Ya da Avrupa Birliği süreciyle ilgili neler yapılması gerekir? Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerindeki var olan anlayışı imtiyazlı ortaklıkla nasıl sağlayacaklar? O konuyu bilmediğim için erken bir yorum olur. İnceleme imkanında bulunmadı. Çünkü bir gün evvel oldu bu dediğiniz şeyler. O tek tip elbise konusu zaman zaman gündeme getiriliyor. Cezaevi şartlarına göre bazıları şey yapılıyor, bazıları farklı hareketlerde bulunuyor. Bunlar
daha sonra hükümetle ilgililer arasında verecek bir karara bağlıdır. Teknik elbise şu herhalde büyük bir bazı davetiyelerde olur ya, üzerinde yazar. Ne diyorlar ona? Siyah smoking giyip. Mahkumların alayı da smoking giyip gelecek hali de yok herhalde. Öyle değil mi? Evet. Buyurun efendim, saat. Bu Sarraf davasıyla ilgili Sarraf davasıyla ilgili bir karar verildi biliyorsunuz. Amerika'da Sarraf davasıyla ilgili bir karar verildi. Bu karara karşın Sayın Cumhurbaşkanı biz de bir dava açabiliriz karşı tarafa. Yani Amerika'ya bir dava açabiliriz şeklinde bir görüş beyan etti. Bu davanın seyriyle ilgili ve bu kararla ilgili ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasıyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben onunla benim ilgili olarak benim 3 tane açıklamam oldu. Belki de Türkiye'de ilk en geniş kapsamlı açıklama bizden geldi. Eğer suç Amerika'da işlenmişse Amerikan yargısı. Suç birilerinin söylediği gibi Türkiye'de işlenmişse Türk yargısı olması lazım. Eğer Türk yargısını ilgilendiren bir konu olduğu için Amerika onu paketleyip bize göndersin elindeki delillerle beraber. Bu kadar açık. Yani Amerika ne oluyor ki Türk'ün egemenlik hakları üzerinde söz sahibi oluyor. Bu kadar da Amerikancı olmamak lazım. Evet. Herkes saati merak ediyor. Evet. Efendim? Saati çekemedi aslında. Hayır, saate baktım. Sizi bir zaman şeyde. Arkadaşlar şöyle. Güzel zor görürsün oradan da. Şeyden. Saat 12'ye 5 var artık. Kalkıyoruz demektir. Efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun. Metin Murat artık saat 12 oldu şahap. Burada bir soru var. Buyurun efendim. Sayın Bahçeli, efendim biraz önce ittifak konusundaki önerinizden ayrıntılı bahsettiniz. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu konuda bir randevu talep edecek misiniz? Yoksa onun sizinle görüşmek istemesini mi bekleyeceksiniz? Cumhurbaşkanı iki sorumluluğu taşıyan bir şahsiyet oldu malumunuz. Bir yandan partinin genel başkanı, bir yandan Cumhurbaşkanı. Bizim muhalefet partisi olarak, mecliste dördüncü parti olarak gidip biz sizlerle ittifak yapıyoruz demek siyaseten yakışık olmaz. O zaman biz el ayağa bağlanmış, kimsesiz kalmış. Yani bizim seyrettiğimiz filmde şey var, dostum Yaşar gibi dolmayalım yani. Ne demek istediğimi anladınız mı? Dostum evet. Yaşar, kimsesizlerin partisi. Çok değerli basın mensubu efendim, arkadaşlarımız. Bir soru da ben sorabilir miyim? Basın toplantısını zannediyorum burada nihayetlendireceğiz. Hepiniz ayrı ayrı katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim. Devlet Bahçeli'yle ayrılıyoruz. Bir de alabilir miyiz başkanım? Çok özür dilerim. Çıkar aynı saati. Tam zaten tam hakkını vermek için şöyle yap.